Assalamualaikum, hörmətli televizor köyçülər, yaxşımısınızlar? Siyaset meydanı söhbət proqramımıza hoş geldinler. Bugünkü söhbət proqramımızda Dünya Uyğur Qurultayının baş katibi Dolqun Eysa əfəndimlə ötküzgən söhbətimiz ozdurunladı buludu. Hörmətli Dolqun əfəndim, yaxşımısınız? Rəhmət. Dolqun əfəndim, siz yani biz bu şu Uyğur yaşlarından yani bir fəxri hesabmısınız? Yani Uyğur xalq üçün ait köp xizmətlərini qılıyorsunuz. Köplügen Uyghurlar yani sizin tarihinizi yani sizin kimliğinizi bilişini halaydı. Mümkün olsa özünüz hakkında kıskıcı bir toktalı bitken olsunuz. Rahmet aldı bilen Erik Televizyon Stansı namidini ziyaret kanalımız için köp rahmet. Teşvikat bizim milli mücadelemizde teşvikatın oynadığı rolünü ait miyim? Öz imkanlarınız dairesinde gayret gösterip müşnak erip televizyon instansı kurup faaliyetlerinin devamı kuatkallarınızı anladık. Bugün bizim işhanımızı kilimi ziyaret kılacağız. Ben erip televizyon instansının kurulukallığını kızgın tebrikleyim. Bu televizyon instansının milli davayımızın teşvikatı için halkımızga, milletimizge paydalı hizmetlerini kıldıkallığı işini ben bunu ümit kılayım. Mübarek olsun, işlerinizden muvaffakiyet dileyim. Rahmet. Ben Şerq Türkistan'ın Aksu şehirde doğulgan. Ben başlangıç orta mekteplerini Aksu şehirde okudum. 1984 yılı atanmış Şincan, yani Şerq Türkistan'ın Ürümcü Üniversitesi'nin fizik fakültesi okuyordum. 84 yılından 88 yılına ben bu üniversitenin fizik fakültesinde okuşumunu okudum. Ben bu üniversite okuşu kirgen vaktimde yani dünya karşımızda şu okuş ceryanımızda nurgullugan özgürüşle şu üniversite okuş ceryanımda şekillendi. Ben okuşu kilip bir yıl boğa vaktimizde Şerq Türkistan yakın zaman tarihinde nait zor tarihi ehmiyet gibi boğan 12 dekabr vakası deb tarif ötken okuyuşlar hareketine şahit oldum. Bu hareketi katlaştım. Bu hareket Şerq Türkistan'da uzun yıllık cimcilikten kin oturgu çıkan bir volkan karakterlik uygutuş rolünü oynayan bir hareketti. Bu hareket milyonluğun insanlarımızın uygatkan kokşar. Şimdi benim rol dünyamı uygutuşta mühim rol oynayan bir hareket. Bu faaliyet aktif iştirak kılıçlardan biri. Ben Nurgun İnsallah bir hata uçuyan şey var. 85. okuyuşta hareketini mi rehberi Dolkun şunu teşkil edeyim de. Onda emez onu teşkil edeyim. Dostlarımızın bir kısmı çetelledi var. Bir kısımları vatan içi de bunun asası teşkil edildiği için rahmetli Necid vefat olup gitti. Faaliyet bu işin birkaç günle ilgili. Demek bu çağdaki bu faaliyetki ben iştirak kılıcı, onun teşkilliği içidir. Emez ama 88. yıldaki okuluşu hareketinin teşkilliği içisi. Bunu ben ikinci kademli okuluşu hareketinin. Demek bir yerde 88. yılı 6. ayın 15. ikinci kademli okuluşu hareketi partildi. Bu şunun dinkin bir mezgil Hıhtay hükümetinin sonra suvallarına siyasi cihazını takip kılmış oluşturgan dinkin. Kim bir şekilde ticaretle şugullandım. 90 yılı Beijing'e verip Çetel Tili Üniversitesi'nde İngilizce, Türkçe tıllarını yüklendim. Kim yerde bir restoran açtım. Kim 84. yılı Beijing bu ceryanda Şerq Türkistan'da 94. yılı gıçı bu Beijing'de buldum ben. Da rahmetlik Polat Kadri'nin Ölük tarihi deyilen bir kitap boğan. 47. yılları Erik Gezdi tarafı neşriyat, Altay neşriyat neşri kılınan. Şerq Türkistan'ın yakın zaman tarihine ait etraflı yurt deyilen kitap. Bu kitap ne? Şerq Türkistan çekilen bir kitap elbette. Bu kitap ne? Şapıgrap'ta köpeğitip besik tarihçi dostlarımızdan bu faaliyetlerini yapalım. Kim 94. yılın kim yanına Hıhtay Beijing'deki sahçı organlarının Hıhtay hükümetinin bizi boğan besine təxib kılıç küşüyüp getip ağalık için hayatımızın yerde təhsiz uçuraş ihtimallığı oldu. Bu ceryanda Ürümcü'deki bazı dostlarımızın bu ağın haberlerini bizi yetkişiyle 94. yılın
beyinden ayrılış mecbur olduk. Şimdi Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip iki yarım yılında Türkiye'de siyaset ve sosyal cemiyet şunaslıkların belleri boyunca magisterlik katmıştık. İmtihansı katmışıp magisterlik okudum. Bu ceryanda ben Türkiye'ye kegendim ki Türkiye'de bir kısım yaşta vatandın yeni vatandın her kıl sebeplerle oku sebeplerle geçip çıkıp Türkiye'ye gidip yayışıp kalan bir kısım yaşlarımız baktı. Bula ölen bir arakı gelip 94. yılı 9. ayda Şarkı Türkistan Okuyucu Yaşları Birliği deyken bir teşkilat Ankara'da kurduk. Bir yerde Tunca Katı'nın 85. yıldaki Okuyucu Şarkı'nın 10. yıllığını hatırlayış münasebetle Ankara'da bir konferans ötkesi okuyordu. Onun başka Türkiye'de konferanstan ötkizeş, hatırlayış, baliyet, yönetici, namayış, kılış, okşaydı olan muşundak şekildi ki ilmi faaliyetlerini, teşkilatçılık faaliyetlerimizden şokullandık. 95. ve 10. ayranın deyinkin Almata'da bütün dünyadaki Uygur yaşlarının vekillerinin 60'ı bilen Dünya Uygur Yaşları Medeniyet Günleri faaliyetini Almata'daki, Orta Asya, Kırgızistan'daki yaşlarının hemkarlaşı ve Amerika, Germanya, Türkiye, her kaç devletlerden gelen Uygur yaşlarının katmışı bilen Tunç Nevetlik Dünya Uygur Yaşları Medeniyet Günü'nü ötkezdik. Ki ben 96. yılı Germanya'ya geldim. Germanya'ya Kıbrıya siyasi ilçiye talep kıldım. Siyasi ilçiyarımız bir kanca aylık tekşürüz ceryalarından ki kabul kılındı. 96. yılı Germanya'daki dostlarımız ile birlikte Dünya Uygur Yaşları Medeniyet Günleri'nin ikincisini Germanya'da ötkezdik ve dünyanın her kaç devirdeki gelen Uygur Yaşları vekillerinin katnışı bilen Dünya Uygur Yaşları Kurultayı ve bir siyasi merkez kuruş zorluydu. İz kılın kaldığı için bir yerde kurultay kuduk. Bir yerde ben Dünya Uygur Yaşları Kurultayı Cerrahi Komisyonu'nun reislik vezifesini üstümde aldım. Şu boyunca 96 yıldan başlap 90 bana bugün gün geçe 13-14 yıl ceryanda ben Germanya'da yaşadım. Dünya Uygur Yaşları Kurultayı ceryanda Dünya Kurultayı Yaşları'nın icraiye komisyonunun reislik vezifesini aldım ki Dünya Kurultayı'nın reislik vezifesine sayılandım 3. katında kurultayda. Ki 2004 yılı Şarkı Türkistan Uygurustan Milli Kurultayı ve Dünya Uygur Yaşları Kurultayı'nın birleşişi bilen Dünya Uygur Kurultayı huzur çıkan vaktimizde ben bu Dünya Uygur Kurultayı'nın başkanlığı bulup sayılandım. Şunundan bu yan birinci, ikinci katımda kurultaydı yana tekrar bu vezir sayılandım. Bu katım Washington'da açılan kurultaydı. Gerçi ben zamanın 60 kursdum. Bu mağam bozu mu? 60'a mağam bozu mu? Biz problemin sebebi bilen vekillerinin avazıyla yana tekrar bu Dünya Uygur Kurultayı'nın başkanlığı vezirine sayılandım. Muşu ceryanda kolumuzdan kayan, iktidarımız yer vergen şekilde Şarkı Türkistan meselesini halkara platformu, halkara cemaatçilikke tontuş takdim kılış, Şarkı Türkistan davasını halkara da elip veriş fonksiyonunu boyunca faaliyet yapılış. Üstün kolumuzdan kayan, iktidarımız yetken dair de muş faaliyetini verip yuvatımız. Doktor efendim, çok rahmet. Siz 1988 yıldaki muşu öğrencidiz ve yani muşu okuyucular hareketinin yani başlamcılardan birisi olup hesaplanırsınız. Bu kutun 2009 yılı 7. aydaki yani bu 5. yıl vakası mı yani bu destekte okuyucularının başlamcılıkla namayış kılındı deyip oturup çıkıldı. Bu iki katımlık Rekanın oturusu kanda bir perikle var. Yani bu kıtım nimide bunda köp sandı ademlerin ölüşü kilip çıktı yani. Diginizdeki de bir yer 88. yılı Şarkı Türkistan'da bir okuyucu hareketi yüzbergen. Biraz ilgirmen de bittim. Tuncuk Nöbetlik okuyucu hareketi 85. yüzbergi. İkinci katımda okuyucu hareketi 3 yıldınki 1988. yüzbergi. Bu katımki 5. iyon vakasının destekli bunu kovuzat çıkışçıları mı biz gelgen melumatlardan Karakancak'da bulamı okşaşlı okuyucular asas konu.
Дегенде гидек, мейле, бу кытымкы вакыйла болсун, ваяки болмыз 97-нчи Гулжа вакыйасы болсун, ва азыркыча 1949-нчи жылдын азыркы Шарк Түркистанда 300 кытымдан артык ар кыл шекилдеги Кытай өкмөтү каршы исяллар, инкылаплар, намайыштар козголганга болуп өттү. Буларнын хаммиси да окшош бир мазмун бар. Буларнын хаммиси Кытай өкмөтүнүн Шарк Түркистандагы мустамлике ислах кылыш саясаты каршы şekli her kıl boğan, şekli her kıl boğan, şuvarları her kıl boğan bozuma ama muşu müstemliki karşı ebbir vatkan, müstemliki karşı bir isyan. Şunun karşı halkımızın erkillik, hürlük, talep kılış meksilden ebbir vatkan köreşte. Elbette köreşlerin şekilleri derken bazı kurallık köreşler yüzbeydi Şerif Türkistan'da, bazı katım namayışlar oldu, bazı yığıllar oldu. Muşlarının hemisinin dengizi karaydıgan bolsa Xitay hükümetinin muş müstemlikçilik asmalasiya siyasetin Şerq Türkistan halkının kubul kımıqallığını cakalaş yatıdı bunun asıl dengizi de. 85. yıllık okuyucu hareketi de atom sınığını toktuş, Şerq Türkistan Xitay köçmelerinin yetkilişini toktuş, okşaydıgan mezmulla asaslık tim boğan demokratik saylam ötküzüş 88. yılı bolsa Şerq Türkistan'daki Xitay hükümetinin tensiz siyasetinin emelden kaldırılışı milletlerinin beraber yaşaş hak hukukunun itiraf kılınışı Şerq Türkistan'daki muarip cihette Xitay hükümetinin okşaş bombağan siyasetinin emelden kaldırılışı yani erki ayrımcılık siyasetinin tok tutuluşu atom sınırlarının tok tutuluşu pilav doktorunun emelden kaldırılışı muştun okşaydıgan mezmullah 88. ki namayıştan asası gün tertibini teşkil kılan. 97. Gulca vakası da okşaşla elbette bunun da Şerq Türkistan halkının dini hak hukuklarının tacavuz kılınışı bu kadim vakanın asası gün çıkışının sebeplerden biri boğan. Bu kadim 5. iyon kallı 40. yılı bolsa Guangdong'daki Shaogen'deki oyuncak papirkisi Uygur işçilere Xitay işçilerinin zorluk bilen bastırılışı, öldürülüşü ve bunun da Xitay hükümetinin sükutu karab duruşu ve ya ki muşu katlamgı nisipten Xitay hükümetinin kollışı kokşaydıgan yani erki ayrımcılık siyasetinin bir neticesi bu kıtımkı vakanın kip çıkışıga yani o tutuşturucu pilek boğan. Boğan demek her kıtımlık vakalığa bir ne sebep boğan bolsa ama muştan hemisini umlaştırılacak da Xitay Komünistik Hakimiyetinin Şerqi Türkistan'da yıllardan bir yol epkiyen asmalasiya kılış, Uygur halkının yıldızını yoktuş, milli alaylığını yok kılış, yani Şerqi Türkistan halkına siyasi, iktisadi, medeni, kültürel, dini sayılat epkiri vatkan her türlük besim siyasetlerine sipten bir baş kaldırış bunun karşısında isyan denkip çıkan nesle. Şunun için Uygur halkı hiçbir kaçan Xitay hükümetinin bu müstemlikisinin kabul kılığını yok. Okşaş bulmadan tarih şeraitte okşaş bulmadan usulla bilen okşaş bulmadan şuarla bilen çıkış arkalı Xitay hükümetinin Şerq Türkistan'daki bu müstemlik siyasetini reddik gelen. Bu kadimki hadisim şu. Elbette halkımız bu kadim 88-ci okşayış şekilde tinçlik bilen paliyet eppağın okuyucu, sabır okuyucu hareketi. Bu katın kısmı destekli okuyucu hareketi bulup oturup çıkan kin elbette cemiyetin başka bu Xitay hükümetinin bu besimlerine, zulümlerine bertaşlık verenmeyen, bunun üstünden içi nefret duygan, boldu bes diyip ihbar kandak şekilde yüzünün hissiyatlarını yüzünün narazılığını ifadeleyemey muşundak teştanlık için tuğan halkımız bunun katnışıp getiren şuna olan Xitay hükümeti bu halkımızın bir avazını anlaş uyaktı olsun ben üzerimizin küçüğünü köstüp oyalayayım ben sana diyen de usullahi bilen bu vakani kallık şekilde bastırdı. 88. yıldaki vaziyet bilen bu katımki namayışındaki çıkan vaziyet otursa da Şerq Türkistan'da yani zulümünün ne kadar ağırlaşkan sıra ziddiyetinin besim kançlık ağırlaşkan sıra karşılıklı şu kadar küçük bulduğalığı bu hakikat.
Bu qatımı oxşaş onun üçün, 88-ci oxucular kitindən ki, faqat bu qatım hərəkətlən bolan bolan tip fərqi nə deyildi qan taqdırsa, o sap bir oxucular hərəkəti bolan sırtın cemaatının başqa xalqlarının bunu qatlaşmağan ya qatnışı alının aldınılğan. Amma bu qatım bu həm oxucular hərəkəti və haqqısı bütün millətinin ortaq ipbağan bir narazılıq hərəkəti bu oturğu çıxdı. 80-ci illərdəki şərait ilə hazırkı şəraitlərdə gerçi bu ikincisi bir tinçlik ilə namayiş olsun ama o vaxtlarımızda Xitay hökuməti qural güc işlətdir. Bunda hazır bu qatım qəvəqəni bastıqanda qallıq şəkildə bir bastılmağan. Ama Xitay hökuməti bu qatım bu hərəkətini naiti yəngillik ilə, naiti vəşilik ilə vəşillik bilən bastırıb bastırdı. Çünki şunudun köyü ağlı oldu ki, Xitay hökumətinin Şərqi Türkistandakı bu qanxor siyasətinin, vəşi siyasətinin qaysı dərəcə gətkənliyinə aid uç qaşqar görüb ağlı oldu. Bunundan illər ilgir Xitay hökuməti heç bolmasa xalqara besimlərdən, xalqara besimlərdən biraz təptatqan, heç bolmasa özünün belgiləb dəyən yalğan qanunları bolsun amma icra qilish üçün biraz nomus qılıdığan, biraz çümpərdə bir maski bilan hərəkət qılan bolsa, amma Xitay hökuməti bütün bu maskilarını bütün bu çümpərdən yitib taşlab qıp yalanğa çaldı. Mən seni bastıra alayman o. Mən seni öldürə alayman o. Nimə qıla alaysan deydigan bir rəsmi dövlət terrorizmini işə salış arqalıq bu vəqəni qallıq bastıdı. Bunun oturusuki fərqi şu andı. Doğun efendim siz hazırkı vəziyyətdə Uyğur yaşlarının arasından kelib çıxan, yəni Xitaylanı köçdəlgən, yəni əsaslıq bir rəhbərlərimizdən birisi. Sizin bu şu Uyğur yaşlarına qılğan qandaq yürək sözünüz var? Siz Uyğur yaşlarının yani nemiləni kütsiz? Şərq Türkistan davası biz kiyinki 60 yılını qaraydıqan bolsaq 49 yılı azıq nəq 60 yıl oldu. Heç bir qaçan üzülüp qalğan bir dava emas. Bəzdə bu dava küçlənən vaxtı oldu. Bəzdə biraz pəs qoyuq düşkən vaxtları oldu. Amma Şərq Türkistan davası heç bir qaçan vətən içi və sırtlı olsun üzlüksüzlüğünü yok atqan emas. Demək, muşu üzlüksüzlüğünü davamlaşdırıp gəgən yaş nəsil. Şərq Türkistan davasının üzsüzlüksüzlüyünə izçiliyi qapalat qılış milli davayımızın ən əsaslıq şərtlərindən biri. Şunun üçün yaşlarımızın Şərq Türkistan davasına igi çıxış, milli mücadiləmizi gücləndirişi ən mühim vəzifələrdən biri. Təbii, bu Şərq Türkistan davası digimizdə hər qandaq bir insanın, cümlədən hər qandaq bir yaşının özünü Uyğur deyən insanın bu davaya xidmət qılış məcburiyyəti var. Və bir vəzifəni üstüge qılalaydı. Bunun üçün onun doktor buluşu, alim buluşu şərt emas, bay buluşu şərt emas, naycik tillanı buluşu şərt emas. Hər qandaq insanın bu davada bir kişilik oranı var. Bəzi insanlar mənim qulamda işim kəmməydi, yazış kəmməydi, mən oxumabdı kəmmək, ya ki mənim pulum yoxken, ya ki mənim tilim yoxken de, mavi şəkilinizdə üzünü bu davanın içində bir avantgardlıq rol oynayanmaydıqan şəxs qatardı, kördüğün yaşlarımızda bu naycik hata. Hər qandaq bir yaşının, yani o bir Uyğur boğan ikən, Hər qandaq bir insanın Şərq Türkistan davası üçün oxşaş bolmagan orullarda oxşaş bolmagan rol oynaya alaydigan qabiliyyətə ega. O maddi cəhətdən buluşu mümkün, siyasi cəhətdən buluşu mümkün, mədəniyyət cəhətdən buluşu mümkün, til cəhətdən buluşu, hər xil saylarda buluşu mümkün. O insan insan bolğan ikən Allah onu çoxun bir qabiliyyət ilə, bir iqtidar ilə yaratqanlığı muhaqqaq, o iqtidarın çoxun Şərq Türkistan davası üçün xidmət qıldıra alaydı. Şunun üçün bu davada hər qandaq yaşının Hiç qandaq bir kişinin kam bolmagan şəkildə davaya xidmət qilish məcburiyyəti var və o qabiliyyət var. O qabiliyyəti yaşlarımız işiniş kerak, işiniş kerak. Şunun üçün şunun ilə birgə yana bu davayımızın çoxun qalbi qıldığanlığımızğa yaşlarımız işiniş kerak. Çünki nurgulğan dünyada hazır nayt xata göz qarayışlar var. Xitay nayt tərəqqi getdi. Nayt aciz vaxtlarının üzdə Şərq Türkistan bazısı səhəl olmağan xalqımız azadlıq erişəməyən tutsa, bugün deyən dünya deyən Xitay deyən tərəqqi getkən, ixtisadi küçülünüb getkən, atom sudarıq eqib olğan bir dövlət, manç milyon əskeri var. Onda hazır Şərq Türkistanlı Xitay deyən manç milyon bob getdi. Şunun üçün bu işimiz yox, deydiğən bunda bir xata düşənki var. Xitay muşunda küçləngini bilən, Muşundaq tərəqqi getgini bilən, təbii Xitayının tərəqqini küçləngini atom bombasının boğallığı həqiqət. Dünyada qudretlik bir dövlət bulmayan, dəb ilgirləvadı da bu həqiqət. Amma Xitay qan heç bir qaçan, muşundaq bir küçləngən dəvrdə heç bir qaçan Uyğur xalqıdın bügünkü də qoqqan əməz. Xitay tarixdə Uyğur xalqıdın ən qoqqabatqan, ən ehtiyat qabatqan bir dəvrə. Demək, şunda hər qandaq küçlük bir diktator hakimiyyətinə mu, nait aciz, zəyib noxtlar buldu. Bulurdu. Şununla, çünkü bizden bu davayımız Xitay'ın muşunda güçlü kuralları nemeleri bolsa, Şərq Türkistan xalqının davaya boğan çeksi bir işencisi var. Kalbide imanı var.
Muşnudun vazgeçmeyen, ümitsizlikke düşmeyen vaktimizde Şarkı Türkistan davasızda çokum biz kalbi kazanımız. Şunun için yaşlarımızdan bundak ümitsizlikke kirmesliği gerek. Şarkı Türkistan davası haklı bir dava, diktatörlük ebedi emez. Bu yalnız Şarkı Türkistan halkının lam arzusu bu kağını yok bugün. Xitayning diktatorlik hokimiyatining oxirlashi. Bugun Tibet xalqi o'xshashla o'zining erkinligi uchun kurash qotdi, Uyg'ur xalqi o'zining erkinlik, mustaqillik uchun kurash qotdi. Hatto Xitoy yoshlarining o'zi, Xitoy xalqining o'zi Xitoy kommunistik hokimiyatining bu diktatorlik siyosatiga qarshi natson isyon holatida turibdi. 89-yil buning aniq faktlarini ko'rdik. Xitoy hokimiyati o'zining o'quvchilarini hech ko'zlarini yumib qo'ymay turib bir kişi neçe 10 milyon insanlarını ötürüp etti. Xitay halkı bunu unutup ağını yok. Bugün Xitay komünist hakimiyeti fakat yüzünün eskili küçüge, sakçı küçüge, polis küçüge tayinipla bu tinçlikini saklavatkandaki de körüngen bilen ama bunun da belki Xitay'ın muşu imtiyazlarının ilgi buluvatkan 4-5% Xitay la belki bunun da memnun boğan buluşum ama %90% Xitay halkının yüzü mü bu hakimiyetin narazı? Çünkü hiçbir kaçan, hiç kandak bir insan Allah tuğuluşun üzgü belgen erkillik bu çöğençisinin vazgeçenmeydi. Bu iradesinin vazgeçenmeydi. Xitay halkı mı okşayışta erkilliki taşına, demokratiyeki taşına? Onun için Xitay hükümetinin bir diktatör hakimiyeti mevcutlanmaydı. Elbette 5 yıl 10 yıl sürüşü mümkün ama bu mengülük diyerlik emez. Hudayim bursa biz bunu körümüz Uygur halkı çokum ümitsizlenmeyen vakti, ümidi yok atmayan vaktimiz yüzü de çokum yüzü kütken, müstakil bulunduğun, erkin yaşaydığun, bir dünya kuralaydığun, erkin Şarkı Türkistan'da yüzümüzün kök bayrağı bilen yaşalaydığun künlü çokum körümüz. Şunun da yaşlarımız bunu işin iş gerek, işin işitli kalmak üzgünün ve zimiz küçükken vicdani, milli burcunu çokum ada kılış gerek. Şunda hem küç birleşip durup kreş kığa vaktimizde bununla çokum yeterliyimiz. Şunun için bütün yaşlarımızı bulup mu vatan sırtı da 90 yıllar dinki nazır dünyanın her kaç aylarında nait kabiliyetli yaşlarımız Avrupa olsun, Amerika, Kanada olsun, Türkiye dünyanın her kaç aylarında nait kabiliyetli yaşlarımız mevcut arka arkalar çıkmadı. Bu bizim davayımızın küşbirdi. Şu bulak küçüğünü bizim davayımızdan ayırmasılık gerek. Dünya kurultuyla bizim rehberimiz Rabia Kadir Hanım'ın etrafı zıç uyuşup. Çünkü neçi vaktin dünyada Uygurlar birleşenmeydi. Uygurlarda bir merkezi aparat yok. Rehberlik dahi yok. Deydiğim bu şey. Muşunda fikir hakimdi. Ama biz bunun hatim belgeleceği bir kaç yılla bu getti. Bugün bütün Uygur halkı birleşeleydiğimizi uyuşalaydıgalımız bir bayrağının bir rehberinin etrafı uyuşalaydıgalımızı kösettik ve dünya bunu kaylı buldu. Dünya, onun için bugün dünya kurultuyunun halkaradaki obrazı nait zor bir o meyil birleşken devletler teşkilatının bolsun, halkara teşkilatlağıcı bolsun, özümüzün halkı içi bolsun, nait yüksek bir hürmet ve işenç gibi boğan bir şerayetinin üzü de şunun için biz bütün yaşlarımızın tekimi ilgilenen asasta işençi, turguzuşuğa, üzgü işinişige, davağı işinişige, işinişige çakırım Müşnakığa vaktimizde biz çokum galiba kılımızda oynayın. Sizge köp rahmet. Sizge köp rahmet. Hürmetlik televizyon köyükçüler, şununla bugünkü siyaset meydanı sohbet programımız müşahede yaklaştı. Hayır hoş, keler kıtınlık sahanımızı görüşeyle. Tarihinizni yani sizning kimligingizni bilishni xohlaydi, mumkin bo'lsa o'zingiz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat, oldi bilan Erik televizion stansiya nomidan meni ziyorat qilganingiz uchun ko'p rahmat. Tashviqot bizning milliy mujohidimizda tashviqotni o'ynaydigan rolini aytib o'yim. O'z imkonlaringiz doirasida g'ayrat ko'rsatib, mushtaq Erik televizion stansiya qurib faaliyetlerini devam kuatkallığımızı anladık. Bugün bizim işhanımızı gidip ziyaret edeceğiz. Ben Erik Televizyon İstansı'nın kurulukallığını kızgın tebrikleyim. Bu televizyon istansının milli davayımızın teşvikatı için halkımızga, milletimizga (gülüyor)
aleyküm, örmətli huzur köyçilər, yaxşımısınızlar? Siyaset meydanı söhbət proqramımıza xoş gəldinizlər. Bugünkü söhbət proqramımızda Dünya Uyğur Qurultayının baş katibi Dolqun İsa əfəndimlə ötküzgən söhbətimiz hazırlandı buludu. Örmətli Dolqun əfəndim, yaxşımısınız? Rəhmət. Dolqun əfəndim, siz yani biz bu şu Uyğur yaşlarından yani bir fəxri hesabmısınız? Yani Uyğur xalq üçün nəyə köp xidmətlərini qılıyorsunuz? Köpligen Uygurlar yani sizden faydalı hizmetlerini kıldık Allah'a. İşini ben bunu ümit kılıyım. Mübarek olsun. İşlerinizden muhakkak dileyim. Evet. Ben Şerq Türkistan'ın Aksu şehirde doğulgan. Ben başlangıç orta mekteplerini Aksu şehirde okudum. 1984 yılı atanmış Şincan yani Şerq Türkistan'ın Ürümcü Üniversitesi'nin fizik fakültesi okuşturdum. 84-ci ildən 88-ci ilə qədər mən bu universitetin fizik fakültəsində oxuşumu oxudum. Mən bu universitetə oxuş kirgən vaxtımda yəni dünya qarşımızda məşu oxuş cəryanımızda nurgulluğan özgürüşlər məşu